Veteriner Kliniği'nden veteriner hekim Gizem Taktak ben. Bugünkü konumuz kedi ve köpeklerde böbrek yetmezliği olacak. Böbrek yetmezliği kedi ve köpeklerde, özellikle kedilerde, yaşlı kedilerde hayati önem taşıyan bir organ olduğu için yetmezliğinde de maalesef kaybettiğimiz hastalık durumlarından bir tanesidir. Peki böbrek yetmezliği olan bir kedi ya da köpeği nasıl tespit edebiliriz? Ya da semptomları, bize belirtileri nelerdir? Önce bunlardan başlayalım istedik. Kedi ve köpeklerde böbrek yetmezliğinde en çok sık karşılanan belirtilerden ikisi çok su içme ve çok idrara çıkmadır. Halsizlik, durgunluk bunu takip eder. Bu halsizlik durgunluğun takiben bir diğer bir belirtisi ise ciddi bir iştah kaybıdır. Özellikle kediler 1-2 öğün öğünlerini atlayıp iştahlarını tamamen kesebilirler. Kediler için çok önemli. Kediler normalde öğün atlamazlar. Zaten gidip gelip yedikleri için. Yine köpekler için de iştah kaybı çok önemlidir. Yine kedi ve köpeklerin sağlıksız tüy yapısı size bir belirteç olabilir. Özellikle üre yükseleceği için böbrek yetmezliğinde ağız kokusu, böyle amonyaktan kaynaklı bir koku hissedersiniz köpeğinizin ağız ya da kedinizin ağzında ve ağız çevresinde. Bu genellikle diş problemlerinde ya da diş eti hastalıklarında da olabileceği için veterinerinize götürmeniz gereken bir durumdur. Bunu da buradan söyleyelim. Yine bu amonyaktan ötürü ağızda, özellikle dişlerinin buralarında ülserler meydana gelebilir. Yine bu ileri derecede bir bozukluk da ortaya çıkar. Bir de bütün çoğu hastalıkta görebileceğiniz diğer semptomları da görebilirsiniz. Bunlardan en önemlisi kedilerde gastrointestinal bozukluklar, yani ishal ya da kusma görülebilir. Ama bu çoğu hastalıkta da yine veterinerinize danışmanız gereken bir durumdur. Fakat böbrek hastalıklarında şöyle bir durum söz konusudur. Bu belirtiler gösterdiği zaman kedi ya da köpeğiniz için çok geç olmuş olabilir. O yüzden düzenli veteriner hekiminize gidip, özellikle ileri yaşlarda, kediler için bu 8 yaş, 7 yaştan sonra, köpekler için de, büyük ırklar için 6 yaştan, küçük ırklar için yine 8 yaştan sonra düzenli böbrek kontrollerinin, böbrek değerlerine bakılması gerekiyor. Bunun için en önemli iki tane değerimiz vardır. Böbrekleri şurada yapısını gösterecek olursak, böbrekler aynı insanlardakiyle aynıdır. Sağlıklı bir glomerulus bu şekilde görülürken, sağlıksız, bozulan glomerulus aynen bu şekilde görülür ve doğru bir şekilde kanı süzemez. Dolayısıyla hasarlanmış bir organı görüyoruz burada. Bu hale geldiği zaman üre ve kreatin değerimiz çok çıkar. Fakat böbrek yetmezliğinin 1, 2, 3, 4 tane aşaması vardır. Birinci aşamada genellikle hayvanın durumunda görüntüsünde bir bozukluk görünmez. Ve böbrekler sağlamdır. Yani sağlam derken %20'den az bir kayıp vardır. Ya da %20 diyebiliriz. Bu durumda kesinlikle hayvanın genel olarak durumunda bir farklılık görünmez. Belki birkaç belirti verebilir. Bunlar size şüphelendirebilir. Fakat ileriki aşamalarda böbrek hasarı çoğaldığında mutlaka kedinin ya da köpeğinin zayıfladığını, kilo kaybettiğini, tüylerinin bozulduğunu görebilirsiniz. Buradan yine bir çıkarım yapabilirsiniz. Fakat üre ve kreatin değeri böbrek hasarı oluştuktan sonra çıkacağı için erken teşhiste en önemlisi SDMA değerinin bakılmasıdır. SDMA değeri ise bazı laboratuvarlarda yapılabilen özel bir tetkiktir. Bu erken teşhis SDMA yöntemiyle kedi ve köpeklerdeki böbrek hasarı %25 iken bile tespit edilebiliyor. Bu da 4 yıldan, daha doğrusu 17 aydan 4 yıla kadar erken teşhis, yani böbreklerdeki en ufak hasarı tespit edebildiği için 4 yıldan 17 aya kadar erken teşhisi verecektir. O yüzden hani en kısa zamanda eğer böyle şüpheleniyorsanız SDMA değerine bakılmasını öneriyoruz. Bu
Erken teşhis ile yapılan araştırmalarda kedi ve köpeklerin 2 ila 3 yıl daha uzun yaşadığı tespit edilmiş. Unutmayın, erken teşhis kedi ve köpeğiniz için de önemlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.